Webraz TV'ye hoş geldiniz. Bugün Webraz ofisinde yenimoda.com var. Yenimoda.com'un kurucusu Zeynep Güzelsoy bizimle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Muhafazakar kesime özel alışveriş sitesi. Evet, private shopping sitesi. Ben tabii bazı bilgilere sahibim ama sözü sana bırakıyorum çünkü enteresan bir hikayesi var. Senin geçmişte aslında internet kökenlisin. Evet. En başından beri. Hı hı. Bir hikayeyi senden böyle bir alalım. Ben anlatayım, siz dinleyin. Evet. Tamam, peki. Şimdi internet geçmişinden başlayayım. Çünkü 96 yılından beri bir fil internet işi yapıyorum. 96'da ilk işim Ebi'ydi. Ebi aslında idefix.com, Türkiye'nin en eski kitap satan, daha doğrusu kültür ürünleri satışı yapan bir e-ticaret sitesiydi. Orada bir 12 yıl çalıştım. Ayrılığında da teknoloji grup mağazalı müdürüydüm. İdefix bizim için okul. Orada her şeyi öğreniyorsunuz. Yani müşteri hizmetleri nedir, müşteri ne ister? Sıfırdan bir marka yaratıyorsunuz. Pazarlamayı öğreniyorsunuz. Hani hakikaten orada bir eğitimimizi aldık. Şu dönemde İdefix'ten ayrılan bir dolu, o dönem birlikte çalıştığımız arkadaşların hepsi hemen hemen internetçi ve hemen hemen bir yerlerin başında bir şeyler yapıyor. Çünkü o dediğim gibi bir okuldu. İdefix'ten ayrıldıktan sonra Doğan'a geçtim, Doğan Online'a. Doğan Online'da da azbuz.com. Ben o zaman hatırlıyorum seni. Hatırlıyorsun, evet. Biz bir iki etkinlikte beraber olmuştuk. Azbuz'da çalıştım, Azbuz'da 3,5 yıl çalıştım. Ondan sonra da Bonifood'da çalıştım. Bonifood'da da pazar ve iş gelişimi... Bonifood'da onu bilmiyordum. Tabii. Bonifood'da bir işte 8-9 ay orada çalıştım, pazar ve iş gelişimi koordinatörü olarak. Ondan sonra o dönem baktık, bu hani bir dolu siteler artık private shoppingler yavaş yavaş hareketleniyor, rakamlar uçuşuyor vesaire vesaire. Ben de yani zaten oldum olası tesettürlü bir bayan olduğum için dedim ki ya tesettürlü bayan için böyle bir site olsa, işte bir trend yol benzeri olsa, bir marka formu, acaba iş yapar mı, benim ihtiyacımı karşılar mı diye baktım. Evet, yani hakikaten bence olurdu ama dedim ki bir de bir iki yani arkadaşa soralım, eşe dosta soralım, nasıl bakıyorlar fikre. Aa, süper, yapar falan filan. Dedik iyi, okey, biz bunu projelendiriyoruz. O dönem Doğan'da birlikte çalıştığım arkadaşım vardı, Murat Ağırtaş. Murat da dedim ki nasıl abi, bu fikir yapar mıyız? Süper dedi. O süper deyince benim tamam, evet. Murat dediyse süper. Çünkü zaten yeterince şey, birazcık açıkçası karamsar bir arkadaş. O yüzden dedim ki Murat da diyorsa tamam, kafasına yatmıştır. Doğan şeyde Bonifood'da çalışırken... Tamam, baş bir dedikodu yapar gördüm. Sonra oldu? Anlatayım ben sana. Sonraki süreçte de şey yaptık. İşte bunun bir fizibilitesini hazırlamaya başladık. İşte bir dolu tesettür piyasasının büyük markalarına gitmeye başladık. Bunlardan hani daha doğrusu nasıl bakarlar? Ürünlerini verirler mi? İnternet dünyalarına nasıl? Hakikaten stoklarına mal var mı? Bir dolu soruları sorarak dedik ki evet tamam, biz bu işi yapacağız. Ortamda Murat'tı. Ve tabii şöyle bir durum var. Bir yerde çalışırken aynı zamanda başka bir projeyi yapmak çok zor. Yani ben Bonifood'da çalışıyordum. Hele e-ticaret yapmak. Evet, çok zor. Bonifood'un artık dedi ki yani, tamam Bonifood'dan ayrılalım. Zaten bu da çok kısa bir 15-20 gün içerisinde Bonifood'dan ayrılma kararını vermiştik her ikimiz de. Ondan sonra dedim ki fizibilitelerimizi yaptık. Neler yaparız, pazarın derinliği ne kadardır, tesettürlü bayan sayısı ne kadar, Türkiye'de işte tesettürlü giyimin hacmi ne kadar, ticari hacmi. Aklında mı? Çok mu? Soru mu sordun şu anda acaba? Yok, çok soru sorduğundan değil ama onların hepsinin fizibilitesini biz o zamanki ortaklarımıza paylaştık. Şimdi zaten hani... Tahminen var mı kafanda, yani şöyle bir pazar var büyüklük olarak falan diye? Valla normal pazarın %45'i, %50'si gibi bir pazar var. Bütün hani sadece İstanbul'a bakmadığında, Türkiye pazarı olarak çok ciddi bir işlem hacmi var. Ve önemli olan şey o pazarda ürünlerin birim maliyetleri de önemli. Yani dolayısıyla işleme baktığınızda bayağı iyi bir pazardı bizim için. Yani biz en azından girebilecek kadar değerli gördük bu pazarı. Ve pazar büyüyor. Asıl önemli olan da o. Ondan sonraki süreçte ne yaptık? Dedik evet, bu proje hazır, fizibilitesini hazırladık. Bir gün ben Ersan'a Facebook'tan mesaj attım. Abi seninle görüşmem gerekiyor. Bana biraz vakit ayırır mısın? O döndü. Tabii ki şekerim, ayırırım. Kanyon'da buluşalım mı? Buluşalım. Kanyon'a gittiğimiz, hatta dedi ki benim genel müdürüm var, Levent. Onun da gelmesine bir sakınca olur mu? Yok abi, gelsin. Ben projemi çıkardım. Anlattım. Derdim o an Ersan'dan şey almaktı, yatırımcı network veya bu proje nasıl aslında, ne yapar? Hani yatırımcılar bu işe sıcak bakar mı? Hani yatırımcı bakmasa bile biz zaten nettik yani. Hani Murat işte bir şeylerini satacak, ben bir şeyler satacağım, biz bu işe gireceğiz yani. Orada yani gözü karartmışız. Gösterdim, anlattım. Ersan ona şey dedi, tamam dedi, bunu kimseye söyleme dedi. Ben de kalsın, ben buna yatırımcı olurum dedi. Ben böyle wow dedim, tamam süper, yatırımcıyı bul. Hem de Ersan, hani okey dedim. Ona bir dedi, gitti gidiyorlar da bir ortaklığım var, onlarla da görüşürüm ama benden iki gün haber bekle. Olur, bekleriz ama tabii ben böyle hani yemekteyiz ama diyorum ki of diyorum, bu haber bitse de ben Murat'a bunu anlatsam hani hızlı hızlı. Ondan sonraki süreçte de şey yaptık. İki gün sonra geldiler, iki gün sonra bir daha konuştuk. İşte ne yaparız, ne ederiz. Gitti gidiyor oradan Burak Bey ve Serkan Bey, o zamanlar sahipleri iyi bir satılma, tam aslında satılma arifesindeydi belki de. Burak Bey ve Serkan Beyler de şirkete ortak oldu. Böylelikle şirketin aslında yatırımcı kadrosu tamamlanmış oldu. Şimdi şirketimizin yatırımcıları kimler? Ersan Özen,
Levent Gülten, Serkan Bey ve Burak Bey. Bir de Murat'la ben. Biz de böyle girişimci kısmındayız. Şirketin %20-20 biziz Murat'la. Diğerleri de %15-15'den ortak şirkete. Şirketi kurarken de şeye dikkat ettik. Yani hani hakikaten bir defa bizim böyle çok net bir duruşumuz olmalıydı. Çünkü pazar zaten yeterince kalabalık ve yeterince şey. Oyuncular aslında biraz domine etmişti. Benim soru sormaya etmedi. Farkında mısın? Yani ben anlatırım. Sen... sen orada dur, ben anlatayım. Yüzde yere de girdi. Valla her şeyi söyledi. Arada biraz da cirodan, biraz kaçıyor yoldan falan. Bas dersen bir benim programı hemen biz kapatırız. Onu bitiririz. Yani daha iyi ne istiyorsun? Rahatlatıyorum. Şey, ulusa sesleniş direkt. Tamam, verin bak ciroları istiyorsan. Arada şey anlatırken onu da şey yaparsın. Sor abi, tamam sor. Yok tamam, güzel. Sonra. İyi gidiyor. Devam et. Başka ne anlatayım sana? Şimdi böyle dedim, bütün böldüm, bitti. Biz şirketimizi kurduk, işte ofisi vesaire tuttuk. Ne zamanlar bu? Bu biz aslında tam olarak Mayıs diyelim. Çünkü 7 Haziran'da açıldık. 7 Haziran'da site ürün satmaya başlamıştı. 7 Haziran 2011'de evet. Satışlar başladı. Evet, satışlar başladı. O da şöyle, artık o kadar çok şey oluyor ki projenize. Ya bunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim. Dedik, fatura kesiliyor mu? Müşteri ürün alıyor mu? Tamam, başlıyoruz. Eksikleri, gedikleri bir kenara bırakalım. Başlayalım ve de başladık. Gayet iyi yaptık. İyi ki de daha başlamışız. Daha bir yıl olmadı. Yok, ona olmadı. Üzere. Olmadı. Olmadı. Nasıl gidiyor? Yani kaç üye var mesela şu anda? 250 bin üye var. 250 bin üye, çok evet, güzel. Evet, çok güzel ve çok da hani her ay %25-%30 büyük. Çok büyük bir reklam yapıyor musunuz? Yok, ben çok, çok yok. Fark etmedim de o yüzden. Hayır, yani. Çok büyük bir reklam yapmıyoruz. Google'da, Facebook'ta reklamlarımız var. Display'e de pek fazla yani çıkmıyor. İyi hedeflediğinizi varsıyorum yani. Ben hedeflenmediğime göre galiba. Sen bizim değilsin. Dolayısıyla hakikaten iyi hedeflemeyi yapıyoruz. Kadınlar diye varsıyorum çoğunluğu. Şu an için evet, kadın erkekler de var tabii. Erkek hani müşterilerimiz de var ama kadınlar daha ağırlıklı müşteri olarak. Hedeflediğimiz kitle olarak da genç, çalışan, kredi kartına sahip, giyimine özen gösteren, daha doğrusu hani giyinmekten zevk alıyor. Çünkü neticede bir para harcıyorsunuz. Ve iyi ürünü iyi fiyata almak isteyen kişiler benim müşterilerim. Çünkü biz hakikaten iyi markaları en iyi indirimlerle de sunuyoruz. Peki en çok hangi ürünler satılıyor? En çok eşarbı çok iyi satıyoruz. Eşarp, şal başlangıçta. Kap dediğimiz ürün var. Kaplar iyi gidiyor. Etek, ceket, tunik, bu ürünler de hızlı giden ürünlerimiz. Ama hani en çok hani iyi sattığın ürün dediğinizde bizim eşarp ve şal. Yani şimdi burada sonuçta bu belli bir kesimin tabii ki hayat tarzına uygun bir şeyler sunmaya çalışıyorsunuz. Evet. Burada haliyle site içinde de kendinize uyguladığınız bazı kurallar vardır diye varsayıyorum. Bizim bir duruşumuz var neticede. Yani biz hani biz kendi pazarımızı domine etmek istiyoruz ve bizim bir duruşumuz var. Bu duruşta nedir? Biz diyoruz ki muhafazakar, mütedeyyin kesim için bir private shopping sitesiyiz. En iyi veya diyeyim ki markaları en iyi indirimlerle belli sürelerde satışını yapıyoruz. Dolayısıyla orada benim bir duruşum var. Sistemin bir duruşu var. Biz orada ne bileyim bütün mesela çok hani basit bir örnek vereyim. Bütün mankenlerimizin, modellerimizin başını örtüyoruz ve kombin etmeye çalışıyoruz. Hani burada diğer sitelerden daha zor bir taraf var. Başka bir site normalde kombin etme gereği duymaz. Ama biz bir şekilde onun hani tesettüre uygun olabileceğini düşündüğümüz tarzda. Hani çok da hani budur demiyoruz. Çünkü biz işin ticari kısmındayız biraz da. Hani açıkçası hani öyle giyilir mi, giyilmez mi bizim gösterdiğimiz gibi oraya girmeden sadece hani örnek veriyorum. Bir etekse eteğin üzerine bir ceketini koyarak satmayı. Bu şekilde de giyilir. Hani bir fikir olması açısından bunu göstermeye çalışıyoruz. Anladım. Mankenlerimize örnek veriyorum işte ne diyelim başı kapalı işte mini etek satmıyoruz, iç çamaşırı modelde canlı modelde göstermiyoruz, işte onlar taş modellerde çekiliyor, belli hassasiyetimiz ve buna da böyle hakikaten dikkat ediyoruz. Doğru noktada doğru işi yapmaya da özen gösteriyoruz. Nasıl şey yani 250 bin üyenin içinden yani şu kadar üye alım yaptı veya işte aşağı yukarı ben bir kere alan kişi şu kadar şeydi falan gibi. %60'ı tekrarlanan sipariş. Dolayısıyla bu da bizim aslında doğru ürünü verdiğimizi, iyi bir müşteri kitlemize tuttuğumuzu ve de müşteri hizmetlerinde de iyi bir yerde olduğumuzu gösteriyor. %60 gerçekten internette herhalde iyi bir rakam. Yani en azından bildiklerimiz onlar. %60 tekrardan sipariş. Evet, tekrardan yani sipariş, evet. Alan kişilerin %60'ı mutlaka bir kere daha evet. Ve bizim ticket size'larımız yine yüksek ticket size'ler. Yani hani ürünler bir şekilde normal piyasada atıyorum 300 lira 400 lira satılan kaplar bizde hakikaten %60 %70'e varan indirimler olduğu için ticket size'ımız da diğer sitelere göre daha yüksek ticket size'lar. Paylaşabilir misin? Yani, yoksa aklında mıdır? Yok, ben şu an 68 en son baktığımda 68 lira ticket size'ımız. Hani ne kadarı ciro söylemek ister misin yoksa hesaplamakla uğraşayım mı? Şimdi %60'ı tekrarlanan ben siparişi 250'den de şu kadarı tahminen şey uğraşmayın. Net söyleyeyim. Biz bir yıl sonra
tam 1 milyon ciro yapıyor olacağız. Yani Haziran 2012'de. Evet, 2012'de 1 milyonu görmüş olacağız. Bugün baktığımızda demek ki 500'ü aştınız, 1 milyona evet, biraz kaldı demek oluyor. Evet, 500 aşıldı. Çok güzel bir sayı. Evet, güzel bir sayı. Bu da aslında şeyi gösteriyor. Yani demek ki içeride hakikaten dedike ve sadık bir müşteri grubu var. Evet, bizim müşterimiz hakikaten bize bir aidiyet duygusu yaşıyor. Onu yaşatmaya da çalışıyoruz özellikle de. Hani biz müşterimiz gerçekten çok ticaretimize zarar vermediği müddetçe de hani onlarla da iyi ilişkilerimiz var. Şöyle şeyler yaşıyoruz. Müşteri mesela bir ürünü alıyor. Bedeni 38 fakat bir şekilde o kalıpta 40 oluyor veya tam tersi. Müşterimize gittiği zaman müşteri onu iade etmiyor. Hani ve bunu hani açıkçası mail olarak da belirtiyor. Hem memnuniyetinden ötürü hem beklediği kalite ve bizim ona hani sunduğumuz hizmetlerden ötürü de başka bir şekilde başka birini hediye ediyor veya ne bileyim bir şekilde onu hani bize geri göndermiyor. Anladım. Evet. Kaç kişi veya çok ufak bir şeyler varsa şu an 23 kişiyiz. Ama çok yakın tarihte o da işte bir 5-6 kişi daha artacak. Hatta muhtemelen bu ayın 15'ini bulmadan 5-6 kişi daha artacak. Depo falan içeride mi? Yoksa? Depo içeride, paketleme içeride, prodüksiyon içeride hepsini kendi bünyemizde yapıyoruz. Büyük de bir yer lazım bunun anlamı. Evet, ya da var yani. Büyük bir yerimiz var. Şu sıralar taşınacağız. Evet, büyük bir yer tuttuk. 8 katlı yani. Hani, 8 katlı. Evet, bugün yarın geçiyoruz. Evet. Büyük bir yer diyerek geçiştirmiyorum. Şatoya geçiyoruz falan gibi durma ya. Yok, şato değil ama falan değil. Güzelmiş. Evet, evet. Yani iş oraya götürüyor. Bu iş hakikaten yer isteyen... Ne kadar sermaye kurulmuştu? Yani yatırım ne kadardı? Serkan, Burak, Ersan, Levent... 250.000. 250.000'den evet, 250. 8 katlı yere gelmek evet, güzel evet, bir şey. Güzel, evet. Güzel. Şanslı yatırımcılar diyelim onlara. Doğru, yani doğru yatırımcılar benim yani, için onlar. Doğru girişimci bulup girişim. Doğru fikirle evet, evet. iyi bir noktaya gayet gelmiş. Gayet iyi. Son bir şey daha sorayım. Herhangi bir herhalde yatırım arayışı yoktur şu an diye varsayıyorum. Şu an yok, evet. Çünkü zaten karlı bir yer olduğunu anlıyorum. Hı hı hı. Evet, şu an için bir yatırım ihtiyacımız yok. Zaten... Bir yenilik geliyor mu bu yakınlarda? Hazır Webraz TV'deyken paylaşmak isteyebilirsin belki. Onunla ilgili bir şey söylemeyeyim yani şu an. Ama var galiba, öyle mi? Yani evet, en azından görüşüyoruz diyebilirim. Ama başka da bir detay, çünkü net değil yani hani. Yakında zaten olunca en başta sizler duyacaksınız, bir sıkıntı yok. Tamam. Çok teşekkürler geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Webraz ofisinde yeni modayı ağırladık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler.